Kıymetli izleyenler, İlmin Işığında programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni bir programla karşınızdayız. Abdülvahhab Evvab Camii'nin yanında şirin mi şirin, hoş mütevazi bir tekkeden sizlerle beraber olacağız bugün. Ataullah Tekkesi'ndeyiz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var yine. Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla birlikte. Oryantalizmi ve Batılıların İslam'a, özellikle tasavvufa bakışını konu edeceğiz. Profesör Doktor Süleyman Derin, 1968 yılında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. 1991 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede 1993 yılında Abdurrahman Sami'nin Hayatı, Eserleri ve Fatiha Suresi Tefsiri başlıklı yüksek lisans tezini hazırladı. 1995 yılında doktorasını yapmak üzere İngiltere Leeds Üniversitesi Arap ve Orta Doğu Araştırma Bölümünde görevlendirildi. 1999'da Towards Some Paradigms of the Sufi Conception of Love from Rabia to İbni el-Farid adlı doktora tezini savunarak doktor unvanını aldı. Yılında yardımcı doçent kadrosuna atanan Süleyman Derin, 2007 yılında doçentlik imtihanını kazandı. Şu anda tasavvuf ana bilim dalında profesör öğretim üyesi olarak tasavvuf tarihi, oryantalizm, tasavvufi tefsir konularında ders vermektedir. Ders faaliyetleri yanında sahasıyla ilgili ulusal ve uluslararası konferanslara katılmaktadır. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yakup Bey. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Konuyla ilgili uzmansınız. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi hocamız. Dolayısıyla alanınız İngiliz Oryantalizmi ve Tasavvuf diye de bir kitabınız var. Kitabınızda biraz okuma gayretinde bulunduk. Teşekkür hocam, ederiz. Hocam bu konu hakikaten bizim bilmemiz gereken, Müslümanlar olarak bizi, Batılılar bizi nasıl incelemişler? Hani bugün bakıyoruz ki neredeyse İslam'ın tüm güzelliklerini sanki birileri onları almış götürmüş. Eyvallah. Tartıdaki adaletinden tutun da çalışkanlıklarına varıncaya kadar. Doğru. İşlerini düzgün, güzel yapma uğraşına varıncaya kadar ve insana insan muamelesi yapma noktasındaki hassasiyetlerine baktığımızda hakikaten bir kültür taşımacılığı yapıldığını aşikar görüyoruz. Kesinlikle. Biz bugün bu konuları sizlerle konuşmak istiyoruz. Şu müsteşrik diye de ifade edilen, oryantalizm de denilen bu ifadelerin bize ne anlatmaya çalıştığından başlayabiliriz. Evet. Oryantalizm ne demek? Ne anlamalıyız? Bir kere oryant doğu demek. Aynı şark, istişrak, müsteşrik kelimesinde olduğu gibi evet. Doğuyu çalışan batılı ilim adamına oryantalist diyorlar. Ve batılıların oluşturduğu İslam'ı, sadece İslam'ı da değil, daha uzak doğuyu, Japonya'yı, Hindistan'ı da içine alan çalışmalara oryantalizm diyor Batılılar. Tabii yalnız şu oryantalizmin en belki dikkat çekici noktası sadece ilmi hedef alan objektif bir saha değil.
Sıkıntı burada. Burada yani işin içine sömürgecilik giriyor, işgaller giriyor, efendim misyonerlik giriyor. Böyle büyük bir torba yani. Yoksa yani bir efendim ülkenin başka ülkeye çalışması kötü bir şey değil esasında. Batıların da doğuyu, doğuların da batıyı çalışması son derece insani bir şey ama burada niyetler farklılaştığı için oryantalizm ve istişrak kelimesi biraz bizim tabii toplumumuzda hoş karşılanmıyor. Yani böyle onun getirdiği kötü manalar var. Çünkü tarih boyunca müsteşrikler, misyonerlerle işbirliği yapmış. Evet. Efendim ilmi siyasete, ilmi işgale ve diğer sömürgeciliği hem kültürel hem de askeri sömürgeciliğe alet etmişler. Böyle bir tarihi geçmiş var oryantalizm kelimesinin. Şimdi ifade ettiğiniz konu, Allah-u Teala bizleri bir erkek ve bir dişiden yarattı ve tanışalım diye ya, değil mi? Tabii. Yani daralıp da dağılalım diye değil. Tabii. Netice itibariyle bir doğudaki insanların batıdaki insanlarla ilgili çalışması ya da onların batının doğu ile ilgili çalışmasında aslında haddi zatında bir problem yok. Tanışma olsa, muarefe olsa değil yani mi? Kur'an-ı Kerim'in bize emrettiği, tavsiye ettiği gibi lita'arafu. Evet. Burada tanışmaktan çok ben seni tanıyayım, seni işgal edeyim ülkeni. Seni istismar edeyim. Evet. Seni kullanayım bedava işçi olarak. Böyle bir kötü niyet olduğu için oryantalizme her zaman şüpheyle bakıyoruz. Bir de şu var, maalesef oryantalizm sadece o ülkelerle kalmamış. Yani oryantalistler bu bilgileri İslam aleyhine bilgileri hem İslam alemindeki aydınları yetiştirirken onlara aşılamışlar. Maalesef. Hem de uzak doğudaki Güney Kore, Japonya, efendim Filipinler buralara bu bilgileri aktarmışlar. Şimdi şöyle bir durum var. Belki sohbetimizin ilerleyen bölümlerinde mutlaka temas edeceğimiz bir nokta. Hani özellikle İslam'ı ve içerisinde tasavvufu müstakil bir ana bilim dalı olarak ele almaya başlamaları bizden çok çok öncelere tabii, dayanıyor tabii, tarihsel tabii, açıdan. Tabii. Yeri gelmişken sorayım. Oryantalizmin tarihi seyrinden biraz bize bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir zeminde gelişti? İlk oryantalizm İslam'ın doğmasıyla beraber başlıyor. Evet. Niye başlıyor? Çünkü İslamiyet hızla yayılıyor. Nerede yayılıyor? Tamamen Hristiyan topraklarda değil mi? Yani Lübnan, Suriye, evet. Kuzey Afrika, İskenderiye. Yani Hristiyanlığın en güçlü olduğu yerler Hatay, Antakya ve Anadolu. Evet. Tabi böylece Hristiyanlar ve oradaki bütün ilim adamları ya bu nasıl bir tehlike bu İslamiyet tehlikesi? Hızla yayılıyor. Ya düşünebiliyor musunuz? 50 sene zarfı içinde Kuzey Afrika İslamlaşıyor. Yani bir asır geçmeden İslamiyet yani Hristiyanlık coğrafyasında çok ciddi bir yayılma gösteriyor. Tabi bunun da şunu da paylaşalım kıymetli seyircilerimizle. Tabii. Bunun esasında bir sebebi var. Güzel bir sebebi var. Çünkü buradaki Hristiyanlar Arius dediğimiz yani bu teslisçi değil de tevhidçi Hristiyanlar. Bunlar zaten İslamiyet gelince bekledikleri din olduğunu görüyorlar. Ama maalesef Avrupa'ya gittikçe biliyorsunuz Paulos denen o zat Hristiyanlığı ne yapıyor? Teslis dini haline getirdiği için tabii onlar direniyor. Çünkü teslis Hristiyanlığı ile İslamiyet'in bir benzerliği yok. Biri tevhid, biri teslis. Üçleme var. Temelde, halbuki Kuzey Afrika ve efendime söyleyeyim işte o belki Suriye tarafındaki Hristiyanlar merkezden kaçtıkları için, Roma zulmünden kaçtıkları için onlar çok çabuk Müslümanlaşıyorlar. Yani zannedilmesin ki Batı'da maalesef bu algı çok yayılıyor. İslamiyet kılıç dinidir. Evet. Sonra kılıçla yayılmıştı. Yine oryantalistlerin söylediği büyük bir yalan bu. Tam aksine fıtridir. Fıtratı okşadığından dolayı. Hatta şunu söyleyeyim ben. Bütün dinler arasında İslamiyet kadar hoşgörülü, tolerans din yoktur. İslamiyet meydan okuyor. Diyor bu Kur'an-ı Kerim benzerini getirin. Evet. Ve hiç kimse la ikraha fiddin diyor. Yani Kur'an-ı Kerim İslamiyet kendine zorla kabul ettirme şeyine girmiyor. Niye kabul ettirsin ki? Sizin elinizde çok güzel bir efendim harika bir sanat eseri, bir teknoloji harikası bir değil mi? Bir metanız olsa bunu pazarlamak için çok bağırmazsınız. Ama kötü ve sahte bir alet olsa onu pazarlamak için çok uğraşırsınız. Herkes iyi malın peşinde koşar. Böyle olduğu için Kur'an-ı Kerim kesinlikle yani biz oryantalistlerin, misyonerlerin yaptığı gibi insanları kandırarak, onları efendim bir şekilde aldatarak dini yayma durumunda değiliz zaten. Tsunami'nin ardından Aceh'de yine Semerkant Vakfı'nın orada hizmetlerinde diyor ki misyonerlerin faaliyetleri Davut çocuğun ismi
sana 100 dolar vereyim, David olsun adın. Ya hep böyle maalesef. Bu kadar basit, hani kandırma deniz aklımıza geliyor. Maalesef, maalesef. Evet. İşte tabii oryantalistler misyonerlere malzeme veriyor. Oryantalistler çok sahada çalışmıyor. Onlar daha böyle geri planda, üniversitelerde, araştırma kurumlarında. Belki çoğumuz onların isimlerini bilmeyiz. Evet. Ama bunlar çok ciddi şekilde İslamiyet'e çalışıyorlar. İslamiyet'teki efendim tarikatları, cemaatleri, mezhepleri ve buralardan nasıl savaş çıkartırız? Nasıl bunları böleriz, evet, parçalarız? Bunun metotlarını hem askerlerine, siyasetçilerine ve efendim işte misyonerlerine veriyorlar. Onlar daha böyle işin mutfak planında ama çok derin, çok çalışkan insanlar. Yani insan hayret ediyor. Evet. Arapça ömrünü biliyor, Farsça biliyor, ömrünü veriyor. İşte o William Lane, şey Abdullah diye belki sözü gelecek. Yani ömrünü harcıyor. Diyor ki onun hakkında bir başka Müslüman haftalar olurdu evinden dışarı çıkmazdı. Mısır'da mesela şöyle bir inziva şekli vardır. Hani kabristanlıkta kalma. Evet. Yıllarca kabristanlıkta kalmış. Tabii. Ve hem Sufi kılığında onu bir tarafa, siyasi tarafı bir tarafa ama o gün, bugün onun yazdığı eser, dört ciltlik Arapça, İngilizce leksikonu hakikaten harika bir eser. Bugün de aşılamadı. Kesinlikle. Düşünebiliyor musunuz yani adamların verdiği gayreti? Tabii Allah dünyada çalışana veriyor. Kafir, Müslüman ayrımı yapmıyor. Kim çalışmışsa. Yani ben hayret ediyorum. Biz niye? Osmanlı elhamdülillah yine çok güçlü bir devlet. Arşivlerimiz de güçlü ama niye mesela Balkanlar hakkında çok ciddi kaynaklarımız yok değil mi? Gittiğimiz ülkeler hakkında ciddi çalışma yapmamışız maalesef. Yani biraz hani bazen bu bizim Türk milletini küçümsemek için asker milletti falan diyorlar ama birazcık gerçek payı var sanki. Yani cihad etmekten, mücadele etmekten belki entelektüel çalışmalara vakit bulamamışız. Halbuki İngilizler gittikleri ülkelerde askerler, generaller yani komutanlar oturup kitap yazmışlar ciltler dolusu. Tabii şimdi gerçekten onun aslında belki de etkisi vardır bu söylediğinizde. Hani Türklerin fıtratı bellidir, İngilizlerin fıtratı bellidir. İngilizler siyasi bir millettir. Siyasi bir, harpte kesinlikle. Kılıçla kaybederler, top tüfekle kaybetseler tabii. Masada, kalemle, kağıtla kazanırlar. Kesinlikle. Bu yönlerini de bu şekilde kullanmışlar. Doğru. Hocam bir şey size konuyu şey yapmayalım. Tarihçesini sormuştuk. Yani evet, ilk İslamiyet'in yayılmasıyla beraber o papazlar... Bir de şunu paylaşayım. Hristiyanların yani tabii ruhbanlık, fıtrata aykırı bu ayrı bir konu ama bir avantajı var. Nedir avantajı? O büyük manastırlarda çok büyük kütüphaneler var. Yani şimdi bir rahip giriyor manastıra. Uzun kış geceleri ne yapacak? Ailesi yok, çoluğu çocuğu yok. İşi gücü de yok. Gündüz belki ibadetle meşgul ama gece kitap okuyor bunlar. Arapça öğreniyorlar. Çok ciddi manada bilgi birikimi oluyor. Ve bu bilgi birikimi manastırlar tabii bölünüp parçalanmadığı için, Müslümanlar yok etmediği için nesilden nesile o kütüphaneler. Hatta geçen çok ilginç bir arkadaşımdan duymuştum. Tabii kilise felsefeye karşı olduğu için belli dönemde bazı felsefe kitaplarının içine zehir koyuyorlar. Onu okuyanlar yaladıkça sonra ölüyor. Çok ilginç tarafları da var yani. Bu akıl almaz çünkü oradaki rahipler falan falan kitap mesela Hristiyanlık aleyhine. Bunu kütüphaneye koyalım bakalım kim okuyacak. Okuyanlar da ölsün diyorlar. Çok ilginç şeyler de oluyor orada. Tabii daha sonra Müslümanlar esas Endülüs'ü fethiyle beraber tabii Endülüs Üniversitesi o zaman için yani nasıl bugün işte Oxford diyoruz, Harvard diyoruz dünyanın en kaliteli üniversiteleri. O dönemdeki dünyanın en önemli öne gelen üniversiteleri de Endülüs Üniversiteleri. İngilizler, şunlar, bunlar hep Endülüs'e gidiyorlar okumak için. Yani tıp öğrenmek için, matematik öğrenmek için. Düşünebiliyor musun? İbn Sina'nın bir eseri 5 asır Avrupa'da ders kitabı oluyor. Evet. Değil mi? Kitabı tıp. Tıp sahasındaki kitabı. Doğu'nun lanetleri. Evet, evet, evet. Şimdi böyle olunca tabii istişlak devam ediyor orada. Yani bizden öğrendikleri bilgileri ülkelerine taşıyorlar. Oradan kitaplar alıp tercüme ediyorlar kendi dillerine. Mesela orada bir eğer bu okumak isterim bulabilirsem. Endülüs'te okuyan orada üniversite eğitimi alan bizzat diyor ki biz diyor ülkemizde hep diyor at gözlüğü takıyoruz. Yani düşünceyi, hür düşünceye karşı diyor bizim memleketimizdeki çalışmalar. Tabii kilisenin hakimiyeti var. Evet. Yani diyor hakikaten o zamanlar biliyorsunuz atın kaç dişi olduğunu Hristiyanlar, o zamanki papazlar, işte efendim ilim adamları günlerce tartışmışlar. Hiçbirinin aklına ya şu atın ağzını açalım da bir sayalım demek gelmemiş. Aristo şunu dedi, Eflatun bunu dedi, atın kaç dişi var tartışma. Evet. Böyle ilginç bir gerilik var o dönemde. Bizden aldıkları ileri tıp ve diğer teknikleri ülkeye taşımışlar. Ama İslam'a karşı olan nefretleri ve düşmanlıkları maalesef hiç azalmamış. Evet. Biz maalesef bunu yapamıyoruz. Yani bizim batıya giden insanlarımız, tabii batı kültürü ve batı medeniyeti nefsaniyete çok böyle hoş geldiği için belki onun da bir maalesef dezavantajı var bizim için. Biz çoğu zaman insanları kaybetmişiz.
Fransa'ya gidenler, Paris'e gidenler, Londra'ya gidenler ve ne olmuş sonunda? Oradan yerli oryantalist geri almışız. Yani kendi Müslüman göndermişiz. Geriye oryantalist kafayla ülkemize geri gelmiş. İşte bu Endülüs'te devam ediyor. Daha sonra 1600'lü 1700'lü yılları bütün Avrupa ülkelerinde Arapça kürsüler açılıyor. Yani Müslümanlara karşı daha iyi efendim mücadele vermek. Donanımlı olmak. Donanımlı olmak için ya yani ben bunu çok takdir ediyorum. Keşke kere, biz de biz de aynı şeyi biz de yapsaydık. Dilini öğrenmeden hiçbir teşebbüste bulunmamışlar. Dilini öğreniyorlar. Askerleri bir kere mesela ya ben şimdi çok üzülüyorum. Yani bizim yıllarca yurt dışındaki efendim büyükelçilerimiz belki o ülkenin dilini bilmedi. Sadece İngilizce biliyordu o kadar. Halbuki İngilizler Hindistan'a gönderdiği bütün askerleri Farsça biliyor. O zaman tabii Farsça. Arapça biliyorlar. Ve 10-12 dil bilen müsteşrikler var. Yani bu akıl alacak iş değil. Evet. Allah'a bu İngilizlerin tabii gemici millet olmasına getirdiği bir avantaj var. Hı-hı. Çok gezen bir millet bunlar. Çok gezen, çok bilgileri var. Evet. Hatta geçen bir uzman arkadaşımdan duymuştum. İsmail Safa Üstün, profesör doktor. Kendisini de burada almış olalım. Hı-hı. O kendisi biraz arşiv çalışması yapan bir arkadaşımız. İslam tarihçisi. İngiliz arşivleri diyor Osmanlı arşivlerinin 3 misli yoğunlukta ve büyüklükte. Çok ciddi bir arşiv bu. Evet. Ve diyor bir ülkenin arşivinin büyüklüğü o ülkenin muazzamlığını gösterir. Hı-hı. Hakikaten biz Osmanlı arşivlerine çok övündük değil mi? Hakikaten büyük arşivleri var. Yani 1800-1600 yılındaki bir köyümüzdeki kaç kişi var, ne kadar efendim nüfus var hepsi yazılı. Kaç cami, kaç bizim bu tarih arşiv kitaplarımızda ama İngilizce daha derinlemesine. Tahliller var. Yani İslam hakkında tahliller var, peygamberimiz hakkında tahliller var. Efendim Hindistan hakkındaki oradaki Müslümanlar, diğer Hindular, şunlar bunlar. Nasıl bunları birbirine karıştırırız, bunları birbirine düşman ederiz. Bunların bilgileri var. İnanır mısınız? Çok hayret etmiştim. Bu Vahabiler yönetime geçince İngilizlerine destek çıkıyorlar. Bir arşiv kitabında gördüm bunları. Hı hı. Aman diyorlar Vahabiler başarısız olmasın. Şimdi Osmanlı gitti. Hı hı. Vahabiler başarılı olsun ki bütün İslam alemi kabul etsin. Evet. Vahabiliği yani merkez Cümmekke Medine'yi aldıkları için hı hı. İngiliz subayları, İngiliz doktorları haç efendim kervansaraylarına hizmet ediyorlar. Yol güvenliğini sağlıyorlar, tıbbi yardım ediyorlar ki Vahabilere bir şey gelmesin. Çok ilginç bilgiler var ellerinde. İnanır mısınız? Yani bir İngiliz arşivlerine girsek var ya yani ben şimdi şunu söyleyeyim. Osmanlı tarihi, tasavvuf, İslam'ın tarihi, bilhassa fütuhat tarihimiz ve pek çok İslam aleminde nevzuhur Ahmediye gibi, Vahabilik gibi, hatta bugün IŞİD gündemde mesela. İnanır mısınız bunların tarihlerini yazmak için İngiliz arşivine girmek lazım. Orada çok ilginç bilgiler var. Tabii şimdi bu arşivler bir cazibesi var. Kendine doğru insanları çekiyor. Mesela bizim yine tasavvuf alanında doktora yapan bir hoca arkadaşımız var. İsmini telaffuz etmeyeceğim. Evet. Şimdi mesela İngiltere'ye gitmeye bir hazırlık içerisinde. Tabii bazı kendileri entelektüel addeden ilim adamları giriyorlar. Oryantalistlerden tasavvuf öğrenip gelip tasavvuf düşmanlığı da başlıyor. Bu ayrı bir sıkıntı. Yani sıkıntı. Şimdi ben biraz da tarihi seyrinden bahsederken bu konuda hemen öyle çabucak çıkmak istemiyorum. Osmanlı'nın hakimiyeti yani doğuda İslamiyet'in Osmanlıların eliyle dünyada yayıldığı dönemlerde. Tabii kuvvet Osmanlı'da. Siyasi açıdan, asker açıdan, ekonomik açıdan, her açıdan dünyanın hakimiyeti. Uzun da bir 6 asır gibi ve uzunca bir zaman. Bu zaman zarfında bir kenara sinmiş olan Batı dünyasının yaptığı çalışmalardan birkaç örnekle devam etsek. Şimdi hakimiyet Osmanlı'da ama hiç boş durmamışlar. Tabii şimdi onlarda bir yenilgi psikolojisi olduğu için yani Osmanlı devamlı üzerimize geliyor bir süper güç. Acaba biz nasıl hayatta kalırız? Can havliyle her türlü araştırmayı yapmışlar. İşte William Lane bunun güzel bir örneği. Evet. Adam Mısır'a gidiyor. Hı hı. O günün ya bugünün de aşılamayan 4 ciltlik harika bir sözlük. Hı hı. Aynı zamanda Mısır'daki adetleri Earthly Accounts of the Egyptian diye harika bir kitap. Resimler, tasvirler. O bahsettiğiniz adam yine kitabınızda yer vermişsiniz. Kesinlikle bir yabancı olduğunu unutturabilecek kadar. Tabii. Onların içerisinde. Hem Arapçası konuşur. Harika hem de kılık kıyafeti hatta diyor işte ne yapardı Araplar gibi yemek yerde içkiyi bırakmıştı fark edilmemek için. İngiltere'ye döndüğünde masada yemek yiyememiş bir müddet. Eyvallah. Eyvallah. Hatta kılık kıyafeti Şeyh Lane diye kendisine hitap ediyorlar İngiltere'de. Şimdi, Abdullah değil mi? Abdullah şeydeki ismi. Mısır'daki. İngiltere'de yine Şeyh kelimesini kullanıyorlar evet. Kendisi için. Evet. Şimdi bu tabii biz de birazcık herhalde bu zaferlerin getirdiği bir şey olmuş.
artık İslam üstündür, Müslümanlık en üstündür. Yani ne gerek var Hristiyanlığın sapık dinleri araştırmaya falan gibi. Böyle bir rahavete kapılmışız sanki. Bir de tabii şu Hristiyanlığın şu avantajı var. Onu da burada belirteyim. Şimdi biz Müslümanlar tolerans olduğumuz için diğer dinlere karşı manastırları yıkmamışız, kiliseleri yıkmamışız. Mesela bir İngiliz araştırmacı İstanbul'a geldiği zaman sığınabileceği, akşam geceleyebileceği manastırlar var, kiliseler var, yerel bilgi toplayabileceği çok kolay bir şekilde her tarafta serpiştirilmiş. Lübnan'a gitse aynı, Suriye'ye gitse aynı, Mısır'a gitse aynı. Hatta daha sonra gelecek bir müsteşrik din adamı kılığında da geziyor Osmanlı'ya. Yani o da ayrı bir sıkıntı maalesef. Biz onlara din özgürlüğü veriyoruz. Evet, evet. Ama onlar bu kiliseleri, işte bu sonra Ermeni meselesinde biliyorsunuz gündeme gelmiştir bunlar. Kiliseler cephanelik oluyor. Manastırlar efendim işte ne oluyor? İspiyonlama için kullanılıyor. Sibari faaliyetleri. Peki aynı şeyi biz yapabiliyor muyuz? Mesela bir Osmanlı diyelim ki Avrupa'ya gitse hiçbir sığınacağı bir cami yok. Çünkü oralarda İslamiyet'e karşı en ufak bir tolerans olmadığı için. Düşünün İspanya. 6 küsur asır değil mi? Hı hı. İslamiyet orada hakim olmuş. Evet. Daha geçen okumuştum. Son 20 seneye kadar yani camiler kapalıydı İspanya'da. Bugün tek tük. Hı hı. Tek tük cami kalmış. Yani yok etmişler. Çok ciddi böyle bir temizleme faaliyeti. Bizim için batıya gidip çalışmak çok zor. Hı hı. Çünkü orada senin dindaşın yok. Evet. Orada senin camin yok, tekken yok. Onların yani böyle bir aramızda bir şey olmuş. Onlar daha avantajlı durumdalar. Bir de tabii biz izin de veriyoruz onların gelmesine. Mesela adam papaz kılığına geliyor. Halbuki müsteşrik. Ben papazım diyor. Kendi dinlaştırım. Görmeye geldim diyor. Hacca geldim diyor. İzin veriyorsun. Ve adam 20 sene 30 sene geziyorlardı. Bunda şunun etkisi var mı? Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve İslamiyet bakıldığı zaman Efendimiz Aleyhisselam son peygamber ve kıyamete kadar gelecek tüm İnsanları ve cinlerin peygamberi. Evet. İslam evrensel bir din, kıyamete kadar devam edecek. Dolayısıyla ümmet o gözüyle bakmışız tabii, biraz da. Değil mi? Ümmete davet, ümmete icabet diyoruz biz. O gözle baktığımız için potansiyel bir Müslüman yaklaşımında olmuşuz. Belki de bu suistimal edilmiş zaman zaman. Yani tabii bile zayıf olduğumuz zamanlar çok suistimal edilmiş dediğimiz evet. gibi. Mesela şunları duyuyoruz. Seyyahlar, oryantalistlerin çalışmalarından önce aslında çok da ilimle çok işi dışlı olmayan, belki sözlerinin çoğu da aslında yalan yanlış macera dolu olan perestler var. Macera perestlerin dokümanları yine kitabınızda okumuştum. Eyvallah. Gezmişler, dolaşmışlar. Yazdıkları şeyleri, evrakları muhafaza edip gelip işte kiliseye, arşive neyse sonra gelecek olan araştırmacı oryantalistlere, ilmi yönü olan kişilere de bir altyapı hazırlamışlar. Biraz bundan bahsetsin. Tabii şimdi İngilizlerin bir avantajı var. Başta Hı-hı. söylemiştim. Bunlar denizci millet. Hı-hı. Yani çok kısa zamanda çıkıyor İngiltere'den Hindistan'a ulaşıyor. Hı-hı. İstanbul'a, Kahire'ye, İskenderiye'ye bir gemi uzaklığında yani. Bir de şu var. İngilizler orta çağlarda aforoz ediliyor. Hı-hı. Yani papalık tarafından. O da bir avantaj. Aforoz edince bunlar İslam alemiyle daha sıkı fıkı ilişkiye giriyorlar. Yani o dönemlerde, orta çağlarda bu bilhassa da Haçlı Seferlerin getirdiği efendim çatışmadan dolayı Avrupalılar pek İslamiyet'le bu kadar yakın ilişki içinde değil. Halbuki İngilizler aforoz edilince tamamen İslam alemine gidiyorlar. Evet. Ve tabii şu var, hakikaten Batılılar için söyler, hunger for knowledge. Bunlar ilme aç insanlar. Batılıların ve İngilizlerin bilhassa ilginç bir yapısı var. Yani genetiklerinden mi dersiniz, milletin kültüründen mi dersiniz, öğrenmeye, ilme açlar. Hani bir Temel hikayesi vardır. Temel ile İdris oturmuşlar Sultanahmet'in avlusuna. Bir turist gelmiş, do you speak English? No demiş. Do you speak French? No. Do you speak German? 6 lisan saymış turist. Tabi İdris hepsine hayır deyince Temel demiş ki, ula İdris demiş, bir dil öğrensek iyi olacak daha demiş. İdris ne demiş? Ya ne gerek var demiş. Adam 6 dil biliyor, bana derdini anlatamadı demiş. Şimdi biz yani o konularda biraz sanki evet. ilmi olan şeyimiz bilemiyorum. Tabii Kur'an-ı Kerim ilk emri ikra. Yani ilk dönemlerde biz çok iyiyiz ama son dönemlerde bu iştiyak biraz kaybolmuş. Zaten Osmanlı'nın bir zirveleşmesi ya. Bir de çöküşü var. Tabii. Neticede tabii. her şey durup dururken olmuyor. Çöküş döneminde onlar çok ilme ehemmiyet vermişler. Hı hı. Biz ilimleri biraz ihmal etmeye başlamışız. Evet. Onlar dil bildikleri için efendim ve devlet destek verdiği için. Yani orada da şu da var tabii. Osmanlı hala süper güç. Hı hı. Gidin bakalım ne var oralarda. Evet. Bize oradan bilgi getirin, kitap getirin. Hatta bir zat vardı, ismini hatırlayamayacağım. Diyor ki doğuya giden her gemimiz
en az diyor iki tane eser getirsin. Biri Arapça, biri Farsça yazma eser. Düşünebiliyor musunuz? Her giden gemi de sade ticaret malı götürmüyor. Bugün maalesef üzülerek söyleyeyim. Pek çok tefsirimiz, hadis kitaplarımız, tasavvuf eserlerimiz Berlin'de, Paris'te, değil mi? Ne iş var Berlin'de bir tasavvufi eserin? Paris'te bilmem işte Amsterdam'da. Evet. Bütün o eserlerimiz son dönemde ilmin kıymeti bilinmediği zamanlarda çuvallarla satılmış. Ve bu en nadide eserler bugün Avrupa kütüphanesi. Hatta Türkiye'de olmayan eserler ilginçtir Avrupa'da. Evet. Şimdi bunlar bu kitapları okumuşlar, tasnif etmişler, işlemişler, tercüme etmişler. Oradaki güzellikleri, edebiyat sahasındaki, tıp sahasındaki güzellikleri almışlar. Bugün maalesef değil mi biz okullarda, liselerde okurken işte şu Amerika'yı bilmem Magellan buldu, bilmem şu aşıyı bilmem Pasteur buldu. Hep onları şey yapıyoruz. Halbuki onların bir adım gerisine baksak biz var, İslam kültürü var. Kesinlikle öyle. Sıfırı bulan biziz. Matematikte, coğrafyada El İdrisi'nin yaptığı harita var. Ben bunu kendim gözlerimle gördüm Bodleian İngiltere'de. Yani çok para verip İngiliz hükümeti o haritayı satın aldı. Yani şeyini, yazma şeyini. Ve onu çok büyük, devasa böyle fotokopi, renkli fotokopilere bastırarak şeye sundu. Belki İstanbul'da böyle bir fuar sergi açılsa çok az kimse giderdi. İnanır mısınız? İsmail Kuyruk'ta Bodleian Library, Cambridge olması lazım. Orada İnsanlar sıraya girerek o haritaları görmeye çalışıyor ve o haritalarda çok az hata var. Yani Amerika kıtası var, efendim işte pek çok kıtalar. Yani düşün, o zaman uçak yok, balon yok, eski teknoloji ama gemiyle gezerek gerçeğine yakın haritalar çizilmiş. Evet, hakikaten bu manada o değerlere sahip çıkamamak hala bugün belki de bir zafiyetimiz. Bir şey ifade edeceğim. Araya gideceğiz hocam. Onu da alayım. Yani, o sözünü de alayım. Gemicilik hususunda yine Müslümanlar yol göstermiş. İspanyol, Portekizli gemiciler. Onlar diyorlar ki Hristiyan inancına göre dünya düzdür. Gideceksiniz, gideceksiniz. Bir yerde kütle kaşlaya sular akıyor. Helak olacaksınız. Dünya yuvarlaktı. Onu bilmiyorlar. O Galili işte. Tabii evet. Onlara yol gösteren. Dönüyor dediği için adam öldürdüler. Öldü. En sondaki siz ne deseniz dünya dönüyor dedi. Değil mi adam? Yani idam edilecek, yakılacağı halde. Şimdi Müslüman gemiciler götürüyorlar. Yol gösteriyorlar Portekizlilere falan da. Ama maalesef daha sonra tabii bunlar İslami bilgiyi Avrupalaştırıyorlar. Ve tamamen tek ellerine alıyorlar. Evet. O İslam mesela İngilizce'de pek çok kelime vardı. Sugar. Sükkerden gelir. Şeker demek yani. Evet. Elcebra. Bugün kültürde. Elcebir. Evet. O kadar çok kelime var ki İngilizce'de şu anda hangi sahaya girmiş? Tıp sahasında, matematik sahasında. Bugün mesela radyo, televizyon hep İngilizce. Niye? Çünkü onlar icat etmiş, biz almışız. Evet. Train diyoruz, tren diyoruz değil mi? Trenin Türkçesi yok. Çünkü onlar yapmış treni. İsmi onlar vermiş. Tam tersine o dönemlerde biz vermişiz isimleri ama netice olarak o devamlılık bizde olmadığı için o kültürü kaybetmişiz maalesef. Bir de şöyle bir şey de yapmışlar. Hani İslamiyet'i kötüleme adına, Osmanlı'yı karalama adına batıya. O zaman için böyle hani bugünkü gibi televizyon ya da radyo ya da dergi mecmua yok. Öyle sıcak bilgi, anında bilgi aktarımı yok. Hani geliyorlar. Diyor ki mesela işte buradaki misal söylüyorum. Batıdaki kadınlara söyleyin. Kocalarının kıymetini bilsinler. Var. Mesela böyle karalama kampanyaları da yapılmış. Tabii şöyle, İslamiyet'i bir deccalizm gibi gösteriyorlar. Yani aman Hristiyanlığa iyi sarılın, bak ceza olarak işte Allah, hani biz hani Ye'cüc ve Me'cüc diyoruz ya, böyle bir beklentimiz var. Yani ahir zamanda Müslümanların başına bela olacak bazı imtihanlar var diyoruz. Onlar da böyle bir kısmı İslam alemini beğenip şey yapıyor. Bak Müslümanlar şöyle adil, böyle adil diye şey yapıyor. Bir kısmı da aman işte öcüler geliyor. Müslümanlar işte bunlar insan eti yer. Hatta Çanakkale Savaşı'nda bile yani bu Avustralya'dan gelen Anzak askerleri Müslümanların yamyam olduğunu düşünüyorlar. O kadar yani şuraları yıkanmış. Maalesef Peygamber Efendimiz'den başlayarak yani Müslümanlar arasında her türlü ahlaksızlığın yoğun olduğunu, Hristiyanlara karşı hiç saygı olmadığını, İsa Aleyhisselam'ın kötülendiğini, kutsal mekanların kirletildiğini falan hep böyle yanlış bilgi veriyor. Halbuki çok tam tersine. Hazreti Ömer Efendimiz değil mi? Kilisede namaz kılmadı. Buraya Müslümanlar benden sonra almasın diye. Tam din özgürlüğü var bizde. Yani Kudüs her zaman Hristiyanlar için kutsaldı ve onlara biz bu şeyi müsaadeyi vermiştik ama hep böyle işte o Haçlı seferlerini beslemek veyahut da Avrupa'daki o tabii kilise de çok aktif olduğu için Müslüman karşıtlığı ve düşmanlığını beslemek, körüklemek. Esasında bugünkü İslamofobi dedikleri şey yeni bir şey değil esasında. Kesinlikle öyle. Bu tarih boyunca hep yapıla gelmiş ve ellerinde çok sağlam malzemeler de var, onu da söyleyeyim. Yani Avrupalıların avantajı çok bilgileri var. Bu bilgi
Biz de mesela Cumhuriyet döneminde kendi kültürümüzü tamamen kaybetmişiz. Kütüphanelerimizi işte işlevsiz hale getirmişiz. Evet. Bu dil devrimiyle, işte harf devrimiyle. Onlar da, ben inanır mısınız, 1600 senesinde yazılan kitapları şu kötü İngilizcemle okuyabiliyorum. Evet. Harf değişikliği yok. Birazcık fazla harfler var, harf şeyde, kelimelerde ama. Orası da yaramız hocam. Yani, söz gene döndü geldi oraya. Gerçekten evet. Yaramız. Yani bugün bir İngiliz 1000 yıl önce yazılmış dedesinin kitabını okuyor. Çok rahat okuyor. Bir Japon keza öyle, eyvallah. Bir Fransız öyle ama biz 100 yıl ötesine geçemiyoruz. 100 yıl, 30 sene önceki yazılan kitaplar bile o kadar değil mi Osmanlıca kelime var. Evet, Necip Fazıl'ın. Şimdi uydurukça kelimeler var ki. Evet. Yani ben akademisyenler bile anlayamıyor bazen. İnşallah tekrardan kesilen köklere ulaşacağız. İnşallah. Kıymetli izleyenler, hani soluksuzca bir sohbet var burada. Hakikaten Profesör Doktor Süleyman Derin hocam alanında uzman başlığı ifade etmiştik. Nefessizce bir gittik ama bir küçük ara vereceğiz. Aranın ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Batılıların, oryantalizmin ne olduğu, İslam'a bakışları, özellikle tasavvufa bakışları, Hristiyanlığın bazı mezheplerin tasavvufla benzeştirildiği noktalar vesaire. Sohbetimiz devam edecek inşallah. Kıymetli izleyenler, İlimin Işığında aranın ardından tekrar birlikteyiz. Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla birlikte yine soy ismi gibi hocamın derin bir konudan devam ediyoruz. Hocam, Batılıların ve oryantalistlerin sömürge ve keşif, sömürge faaliyetleri bir paralellik arz ediyor. Dolayısıyla Müslümanların, özellikle Osmanlı'nın 19. yüzyılların sonuna doğru hakimiyetini getirdikçe bu faaliyetlerin daha da bir arttığını görüyoruz. Özellikle hani bu denizci millet dediğiniz, evet. Hindistan'a bir çırpıda, bir gemi mesafesinde dediğiniz Hindistan'a mesela gitmişler. Doğu Hindistan Şirketi diye böyle bir kuruluşla 16. 17. yüzyıllar değil mi? Bu 1600 yıllarda başlıyor tabii. Evet. Çok erken bir dönemde başlıyor. Biraz da buradan bahsetsek. Bu evet. Özellikle İngilizlerin Hindistan'da yapmış oldukları bu misyonerlik çalışması mı denir? Artık onları sömürmeyle alakalı keşif namına gittiler. Neler yaptılar? Bir kere bizim Müslümanlarla Hristiyanlar arasında ve diğer dinler arasında önemli bir fark var. Biz Müslümanlar gittiğimiz yere medeniyet götürmek, dinimizi götürmek, zenginlik götürmek istiyoruz. Yani bugün Osmanlı Balkanlara gitmiş, değil mi? Balkanlara yaptığı yatırım bir Anadolu şehrinden çok daha fazla. Evet. Yani aldığı verginin kimisini oraya harcamış. Biz de yani orayı sömürelim. O yüzden aç kalsın, sefil kalsın. Biz zengin yaşayalım şeyimiz yok. Evet. Bugün İstanbul'umuz da mütevazidir. İstanbul'da kaç sarayı var? Yani Topkapı Sarayı diyoruz ama sen saray bile sayılmaz. Geniş bir avlu içinde, değil mi? Evet, evet, evet. Değişik konaklardan oluşan. Yani bugün gidin Avrupa'ya. Her şeyinin bir büyük castle diyorlar, değil mi? Böyle şatosu vardır. Ne büyük şatolar vardır böyle. Ne paralar harcanmış. Evet. Yani biz Müslümanlar mütevazi yaşamışız. İstanbul'umuz, yani işte sarayımız az, şeyimiz az, dördürüz. Camilerimiz güzel. Onlar da hayır parasıyla yapılmış. Yani camiyi de herhalde başka ülkelere soyup da cami yapacak halimiz yok. Evet. Şimdi öyle olunca biz gittiğimiz yerlerde hep verici olmuşuz. Halbuki İngilizler giderken, yani biliyorsunuz East India Company bir şirket, ticari bir kuruluş. Adamlar şirket olarak gitmişler ama Hindistan'ı yönetmeye başlamışlar resmen. Evet. Orayı işgal etmişler. Her türlü yani santaj, adam öldürme, savaş çıkarma, her türlü metodu kullanarak Hindistan gibi büyük bir coğrafyayı kontrol altına almışlar ama tabii bunun karşısında şapka çıkarmak lazım. Bu da az bir başarı değil. Şeytani zekalı. İngiltere gibi küçücük bir ada, Türkiye'nin üçte bir kadar toprağı olan bir adacık, dünyanın bir öbür ucu. Hatta biraz önce söylemeyi unuttum. Endülüs'teki o zamanki halife İngilizler yardım istiyor. Bir ara iç savaş var İngiltere'de. Diyorlar ki ya biz asker gönder, Müslüman bir olmak isteriz. Onu da düşünmek istiyoruz demişler ama o zamanki halife demiş ki, Endülüs'teki Emevi halifesi, ben demiş bilmediğim topraklara askerlerimi gönderip telef ettiremem. İngiltere önemsiz bir memleket parçası. Yani bilmediğim toprak diyor. Ama gelin görün ki bu adamlar işte o çalışmakla, denizciliğin getirdiği avantajlarla, hani derler bize de çok yaşayan değil çok gezen bilir. Bir de o nasıl bunu ben telife anlayamıyorum. Yani Hristiyanlıkta nasıl bir altyapı var ki Afrika'yı sömürmek, zencileri öldürmek, katliam yapmak, bunu nasıl
caiz görüyorlar. Bunu ben bilemiyorum açıkçası. Onu, belki de kilisenin etkisini... Kiliseye sormak lazım bunu. Kilisenin etkisini kaldırdıktan sonraki dönemlere mi denk geliyor acaba? Nasıl? Onların öyle bir durumu da var. Yok, öyle değil. Çünkü bu, o ne zaman? Mesela bizim İslam kültüründe hiç zencire ait özel cami var mı? Yok. Evet. Camilerimiz. Abi bugün yani Afrika'da kiliseleri bile ayrılmış. Hı hı. Yani ırkçılık kiliseye de bir şekilde girmiş yani. Siyah ırk, beyaz ırk. Allah alem, ben biraz düşünmüştüm bu konuda nasıl böyle oluyor diye. Bu günah çıkarma meselesi biraz benim. Yani acaba bu olabilir mi? Yani istediğiniz kadar mesela Avrupalıların cevap veremediği bir soru var. Hitler cehenneme gider mi? Teorik olarak eğer günah çıkartmışsa, papaz affetmişse gider. Hiçbir, yani bize de varsa değil mi? 99 adam öldürüyor bir insan. Tövbe edince ne oluyor? Cennete gitme ihtimali var. Ama biz de Allah kabul ediyor tevbe. Onu bilemediğimiz için iyi insan olmak zorundayız. Evet. Halbuki kiliseye giderek papazdan günah çıkartınca öldürdüğünüz insanlar, çaldığınız servetler hepsi affolmuş oluyor. Acaba diyorum bu mudur? Bu rahatlığı. Bunu bilemiyorum. Yani bu insanlar Kızılderililer yok etmişler. Şeye gitmişler Avustralya'ya, oradaki pikmeler, o küçük yazık insanları tamamen silmişler yani. Şimdi Amerika'da yerli kalmadı. Belki bir zamanlar orada yerlerle doluydu. Eğer Amerikalılar gitmeseydi bugün, yani Avrupalılar, orası yerli olacaktı bugün. Yok. Çok az bir nüfus kalmış. Evet. Amerika civarında. Avustralya hakeza. Hı hı. Hindistan'da tabii nüfus çok kalabalık. Orada da tabii çok savaşlar çıkarmışlar. Hatta çok İngilizler bir ara Hindistan'ın dokumacıların parmaklarını kesiyorlar. İşaret parmaklarını. Yani hangi işte parmakla dokuyorlarsa sırf dokuyamasınlar diye. Böylece İngiliz kumaşlarını satıyorlar orada. Yani pamuğu alıyor bedava Hindistan'dan. Evet. Götürüp İngiltere'de işliyor. Hindistanlı sanatkarlar işlemesin diye parmaklarını kesiyorlar. Ve götürüp İngiliz kumaşlarını satıyorlar Hindistan'da. Orada işlememesi de çok ilginç değil mi? Tabi işlettirmiyor orada. Çünkü yok, aynı ekibi ekipmanı oraya da getirip kurabilirdi belki. Yok, orada kalsın istemiyor yani. Ham maddesini alıp götürüyor bedavadan. Tabi bu da çok şeytani bir zeka. Bugün hala öyle. Bugün de öyle hala. Mesela siz bugün nükleer efendim fabrikalar, araba sanayisi, uçak sanayisi. Yani ne yapıyor? Çin'e gidiyorlar, uzak doğuya falan. Adına. Ayakkabı fabrikaları, kılık kıyafet, basit işler. Ama esas teknoloji hiçbir zaman vermiyorlar. Yani bilimi paylaşmıyorlar başkalarıyla. Bu onların tabii kendi siyasi şeyleri, ama tabii o şirkete gidenlerin arasında misyonerler var. Pek çok, işin daha ilginç tarafı, en çok da takdir ettiğim şey, oraya gönderilen bütün askerler hepsi bir akademisyen gibi oturup o kültürde ne var? Müslümanların inançları nelerdir? Hatta diyorlar ki bir yerde, bu diyorlar Hindistan'da daha önce Portekizler geldi. Ama Portekizler çok hızlı davrandılar. Onları Hristiyanlaştırma süreci. Evet, evet, çok sert davrandılar. Buradan kovuldular. Ondan sonra İspanyalılar geldi diyor herhalde. Biz size diyor daha akıllı davranacağız. Bunlara saygı göstereceğiz, sinsi. Hindulara. Evet, sinsi. Evet. Müslümanlara da saygı göstereceğiz. Ama diyor ne yapacağız? Buradaki Hristiyanlaşanlara destek vereceğiz ki onlar böyle ülkenin önde gelen zengini, ilim adamı olsun. Özendirelim. Böylece yani çok güzel taktiklerle Müslümanları şey yapıyorlar orada. Kontrol ediyorlar. Ve bir tanesi diyor ki ben diyor Müslümanların hukukunu öğreneceğim ki bu ülkede Müslümanlar beni kandırmasın. Adam oturuyor. Yani bir general düşünebiliyor musunuz? Yani sadece savaşmıyor. Aynı zamanda bir antropolog gibi, bir sosyolog gibi o toplumdaki bütün farklı kesimleri çalışıyor. Bütün efendim dilleri öğrenmeye çalışıyor ve bunu ülkesine rapor ediyor. Bu bilgiler orada birikiyor. Tabii birikince bilgi demek güç demek değil mi? Bilgili insan güçlü insandır. Hem teknolojik manada hem sosyolojik manada. Hindistan'ı iyi bildikleri için orada mesela pek çok karşılıklı iç savaşa meydan veriyorlar. Hatta Ahmedilik falan biliyorsunuz İngilizlerin ürettiği bir... Nedir Ahmediler? İslam'da cihat yoktur diyorlar. Maalesef bunun kötülüğünü Ermeni ülkemizde de görüyoruz değil mi? Evet. Nice cemaatlere sızıyorlar. Tam onu söyleyecektim. Bu İngilizlerin bu faaliyetleri karşısında karşı duruş sergileyen Müslümanlardan hiç kimse yok muydu? Kanaat önderi denilebilecek kimseler yok muydu? Mesela... Maalesef ciddi manada yoktu. Çünkü niye derseniz, oryantalizm bir müessese. Devasa bir müessese. Üniversiteleri var. 150 senelik siz bir şey düşünebiliyor musunuz? Dergi. Hiç kesilmeden her ay çıkan bir dergi düşünün. 150 sene çıkmış İslam'la, Müslüman'la alakalı. Var. Muslim World diye, yani İngiltere'de ben kütüphanelerde gördüm. İnanın bir duvar kaplayacak kadar ciltleri var. Her fasikül yılda işte bir kere, iki kere, üç kere, kaç kere çıkmışsa 150 senedir hiç aralıksız
dergi çıkarıyor. Yani o kültür, gider insan orada okuyor. Mısır'la alakalı, Pakistan'la alakalı, efendim Hindistan'la alakalı her türlü bilgi orada hazır. Peki bizim böyle çalışmamız var mı? Maalesef yok. Yani ferdi olarak olabilir. Tek evet. Tük. Ama kurumsal devlet anlamda. Olarak, devlet gücüyle. Çünkü şöyle bir şey de var. Ben burada Müslümanlara bir öz eleştiri yapmış olalım. Şimdi biz hayır yapmak istersek ne yapıyoruz? Aman hafızlık yapsın çocuk. Aman medrese talebesi olsun diyoruz değil mi? Dese ki biz İngilizce öğreneceğim dese ona zekatımızı, bursumuzu vermek istemiyoruz. Ya bu adam İngilizce öğrenecek. Ne işi var? Gavurca diyoruz mesela. Halbuki tam tersi. Esasında bizim bir kısım, hepimiz değil ama bir kısım insanlarımız İngilizce öğrenecek, Fransızca öğrenecek, onların dinlerini, dillerini, kültürlerini öğrenmemiz gerekiyor. Ben konuyu hatırladım. Siz de ismini belki hatırlarsanız tam anlamış olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tercümanı vardı. Çok kısa bir zamanda, 15 günlük bir zaman diliminde 3-4 İbranice öğrenmişti hatırladım. 3-4 farklı tabii, dili. Tabii. Öğrenmesi, öğrenebilir misin demişti Efendimiz Aleyhisselam. Evet. Öneririm ya Resulallah. Hatta hadis-i şerif var. Kim diyor bir kavmin lisanını bilirse onların şerrinden emin olur. Evet. Şimdi şurada 3 tane yabancı olsa, aralarında yabancı dilde konuşsalar acaba bizim aleyhimize mi değil mi konuşuruz, şüphe ederiz. Biliyorsak, ne yaparız? Yani rahatlarız. Onlar evet. Kendisi belki selamlaşıyordur. O yüzden kurumsal manada böyle bir müessesemiz yok maalesef. Bence olmalı. Müslümanlar, bazı vakıflarımız bütün gayreti buna ayırmalı. Mesela Hristiyanlık nedir? Hristiyanlık mezhepleri, tarikatları nelerdir? Avrupa'daki kültürel farklılıklar nelerdir? Şimdi yani siz bırakın bunları, daha düne kadar biz yani Avrupa'yı bırakın. Kendi diğer Müslüman kardeşlerimiz hakkında bilgimiz yoktu. Hindistan'daki Müslümanları Türkiye'de tanımıyoruz mesela. Evet. Endonezya'yı tanımıyoruz. Dünyanın hocam, en büyük İslam ülkesi. Uzaklaştırılmışız. Kesinlikle. Kendi belli büyük kalın duvarlarla ayrılmışız. Hani bir vücudun azaları gibiyiz ama maalesef kolumuz bacağımız bir yerde kalmış. Yani, hislerimiz kaybolmuş. Türkiye diyelim ki Endonezya hakkında bilgi sahibi olmak isterse İngilizlere soruyor. Ya sizde bir bilgi var mı? Evet. Varsa kitapları gönderin, okuyalım. Endonezya hakkında bilgi sahibi olalım. Endonezya da çok ilginç. Onu da belki konuşacağız. Ancak Hindistan'dan devam edecek olursak hocam. Hindistan'da oradaki hani mistik havanın yoğun oluşu biraz da onları oradan işe başlamaya belki de sevk etmiş. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben bunu söylemeyi unuttum. Mesela biraz da bu konuya değinsek. Evet. Bir de şu tarafı var. Hani mistisizm deniyor herhalde o ilim dalına. Burada mesela biraz daha hani işin tasavvuf tarafına da biraz girmek istiyorum. Çünkü oryantalistler ve tasavvuf diye çünkü kitabın özü. Eyvallah. Tasavvufla olan bağlantıları, tasavvuftan biz yola çıkarsak İslam'ı tahrif edebilir, Müslümanları çok kolay bir şekilde alt edip Hristiyanlaştırabiliriz gibi bir takım tezler ortaya koyarak yola çıkmışlar. Ve ilk tatbik ettikleri yerde yine sinsice Hindistan. Biraz bundan bahsetsin. Şimdi tabii Hindistan'da hakikaten şeriatsız tarikatlar da var. Yani orada kültürden etkilenmiş, Hinduizm'den gelen insanları düşünün. Oradaki yoga yapanlarımız yogi diyoruz. Yarı çıplak, mağarada yaşayan insanlar var. Bir kısım Sufilerce cevlaki dediğimiz, kalender dediğimiz tipler de var hakikaten. İngilizlere hak verdirecek, yani ahlak anlayışı az olan. Tabii bir de İngilizler Farsça öğrenerek gelmişler. Farsça eserleri, tasavvuf eserleri biliyorsunuz, hafızın eserleri, şiirlerinde şarap vardır, işte kadın vardır. Gerçi onlar metaforiktir, mecazidir. Şarap deyince ilahi aşktır. Evet. Ama onu okuyan İngiliz düz mantıkla ya bu İngiliz, ya bu Sufiler ne güzel. Bunlar şeriatı sevmiyor. Ondan sonra şarap içiyor. Kadın var. Hatta demiş ki bir tane komutan, ya demiş biz de Sufiyiz. Biz de içki içiyoruz. Bizde de işte aşk meşk bizde de var. Şimdi sonra oradan bunların bir kısmı tahminim şu fiye gelmişler. Ya biz bu İslam'la tasavvufun arasını ayıralım. İslam kötü. Haşa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötü. İşte elinde kılıcı olan, Hristiyanları kesen ve barbar insanlar. Hep böyle barbar şeysi vardır biliyorsunuz. Batı'da Müslümanlar barbardır şeklinde. Halbuki tasavvufta çok incelikler var. Şiir var, edebiyat var, musiki var, felsefe var. O zaman demişler ki ya bu tasavvufun kaynağı İslam olamaz. Böyle barbar bir dinden ince medeniyet çıkmaz. Çıksa çıksa nereden çıkar? Acaba Hristiyanlık mı? Acaba Hinduizm mi? Yani o yoga ve o mistik kültür. Çünkü biliyorsunuz bir müsteşrik diyor ki bütün mistik dinlerin, hatta hurafeler, bütün hurafelerin diyor ana vatanı Hindistan'dır. Hindistan'dır. Bir de şöyle bir şeyle karşılaşmışlar. Mesela İslamiyet fikir ve inanç sahasında yaşamak yeterlidir. Böyle bir şey de görmüşler.
Hristiyanlıkta da maalesef bu var şu anda. Tabii. Hristiyanlıkta da ne diyor? İnanç ve fikir sahasında amele çok gerek yok. Tabii tek başına yorulmaya inanç gerek yeterli. Yok. Değil mi? İsa'ya inanınca her şey bitiyor. Şimdi öyle olunca orada şeytani fikir gelmiş akıllarına. Bence Vahabiliğin kökenlerini buradan aramak lazım. Hı-hı. Yani tasavvufu İslam'ın dışına çıkarmışlar. Çıkarmak istemişler. O fikirleri hı-hı ilk defa yazanlar İngilizler. Maalesef bizdeki bazı işte bu Vahabi, Selefi akımlar da çok üzücüdür. Hiçbir Sanskritçe bilmez. Hiçbiri Hinduizm öğrenmemiştir ama oryantalist kitabını tercüme ederek vay efendim tasavvufun kaynağı işte Hinduizm'dir, Budizm'dir, evet, bunlar maalesef, işte efendim maalesef İslam'ın dışındadır diye oradan aldıkları tercüme bilgileri aktarıyorlar. Yani Hindistan'da böyle bir kötülük de olmuş. Tasavvufla şeriatın arası zaten orada belli altyapı da var. Hı-hı. Hatta benim bu kitabımın şu kapağı bile yani bir kere tasavvuf deyince hı-hı Avrupa'da böyle yarı çıplak meczup, saç sakalı karışmış insan şeyler evet çok görürsünüz değil mi? Evet, resimlerini. Evet, kesinlikle. O öyle bir çalışmada yapılmış. Biraz da bu tabi bu belki o konuşmamızın başında geçmişti. Seyyahlar vardı ya, seyyah, hı-hı, oryantalistler. Yarım tabii yamalak, hani bir haber vardı gazetecilikte. Buydu. Derler ki bir köpek insanı ısırırsa bu haber olmaz. İnsan köpeği ısırırsa haber olur. Hı-hı. Hep böyle ekstrem, istisnai durumları sanki olağanmış gibi resmederek, resimlerini çizerek, hı-hı, o zaman fotoğraf makinesi yok. Evet. Ülkelerine göndermişler ve bugün Avrupa'daki tasavvufla alakalı resimlere bakarsanız bizim çok daha böyle ortodoks kabul etmediğimiz, yani ana yol olarak kabul etmediğimiz kalenderiler, melamiler, melamiler derken aşırı haram işleyenleri kastediyorum. Cevlakiler dediğimiz saçını sakalını kestirmiş böyle hayvan kürtler içinde yaşayan, elinde baltası oradan oraya göç eden, bekar, hakikaten yani İslam'a çok yakın olmayan tipler de olmuş Hindistan'da. Hı-hı. Ve İngilizler bunları sanki tasavvufun kendisiymiş gibi göstererek hı-hı böylece o fitnenin tohumunu atmışlar. Bugün bu fitne çok yeşerdi. Evet, kesinlikle. Ve pek çok ülkede biliyorsunuz, hele Arap ülkelerinde. Kesinlikle öyle. Yani niye Arap ülkeleri onu da söyleyeyim. Çünkü orada İngilizlerin hakimiyeti daha fazla. Söylemiştiniz zaten. Evet. Yani bu düzen geldiğinde o düzeni koruma adına içini boşaltma anlamında. Yine satır arasında geçmişti. Biz maalesef gidip onlardan tasavvufu öğrenmeye devam ettiğimiz sürece de onların yalanlarına kanacağız. Sadece tasavvuf değil. Ben kendim fakir. Boğaziçi Üniversitesi'nin Near Eastern Studies bölümü var. Yani yakın doğu çalışmaları. Hı-hı. Özellikle çok hoş bir kütüphane orası. O kütüphanedeki İslam'la alakalı eserlerin hepsi oryantalist eserleri. Hı-hı. Boğaziçi'nden mezun olan veya bu tür yani yabancı kolejlere mezun olan ve bu ülkede başbakanlık şunu bunu yapan pek çok devlet adamımız İslam'ı, İslam tarikatlarını bir İngiliz gözüyle okuyor ve İslam'a ve Müslümanlara yaklaşımı o şekilde oluyor. Bunu biz yıllarca acısını çekmedik mi ülkemizde? Maalesef. Yani İslamiyet'e bir İngiliz'den daha soğuk, daha düşmanca, bir Hristiyan'dan daha düşmanca bakan nice fikir adamı, ilim adamı, devlet adamı gördük. Sebebi nedir? Çünkü o insanların pek çoğu Saint bilmem ne denen yani hep başında evliya kelimesi geçiyor. Yani o Hristiyan azizlerinin adına kurulan liselerden, üniversitelerden mezun oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'i kötülüyorlar yani din adına ama İncil'i efendim veya bir Müslüman tarikatını kötülüyor. Bunun karşısında başka bir Hristiyan tarikatını şey yapıyorlar. Hatta geçen bir arkadaşımız söyledi. Yani kendisi bir böyle evvelden azınlık olup da bu Müslümanların çoğunluk olduğu bir Hristiyan yani kökenli okul din dersi öğretmeni. Hı hı. Ben bazen işte Kur'an'dan bahsedince ya hocam boş ver bunları falan diyorlarmış. O da kızarak diyormuş ki Kur'an deyince böyle diyorsunuz ama İncil deyince, papaz deyince nasıl saygı gösteriyorsunuz? Evet. Çünkü o okul onlar kurmuş. Böyle bir maalesef tezat içinde yaşıyoruz. Tabii bunlar da içler acısı durumlar. Yalnız tasavvufun özellikle nereden geldiği, hani İslamiyet'ten ayrılma ve Hristiyan menşeilidir tezini destekleyici hep tarih boyunca gördüğümüz bir şey var. Tasavvufun kelime anlamının kökeninin nereden geldiği tartışmaları. Tabii. Çok öteden beri sürdürülen bu tartışma belki de bilinçli ve kasıtlı sürdürülmüş. Tabii. Hatta o meşhur müsteşrik Nicholson, hı hı, mesela binlerce tarif getirmiş. Doğru. Kitaplarında. Biraz da mesela buradan bahsetsek. Tasavvufun menşeini, nereden geldiğini nasıl yorumlayarak bir Hristiyanlık tabanlıdır iddiasında bulunuyorlar. Şimdi bu Suf Yün biliyorsunuz. Tabii bu eskiden beri şunu da söyleyeyim. Yani
dinlerin ortak paydaları var. Çünkü her ne kadar tarif edilse de Hristiyanlık, Yahudilik, hatta Hinduizm, Allah bilir, yani Budizm'deki Buda İncil dibinde aydınlanıyor. Yani Vettini ve Zeytun diyoruz, her zaman okuyoruz. Yani bunlar muhtemelen peygamberdi. Ama 5000 sene sonra tabii ne oluyor? O peygamberin getirdiği hak din putlarla doluyor maalesef artık. Buna rağmen içinde hakikat payları var, paydaları var. İşte zühd mesela, bütün dinlerde değil mi? Dünyaya karşı aşırı düşkün olmamak. İslamiyet bunu dengeli yapıyor. Ruhbanlıkta dengesizlik var. Dünyayı tamamen terk ediyor. İfrat ve tefrit. Terk ediyor. Hindulara hakeza. Bir yani yarı çıplak adam gidiyor mağarada kendince tanrısına ibadet ediyor. Muhtemelen kökeni güzel. Ama İslamiyet bunları tabii son din oldu, yani tam dengeyi şey yapmış. Böyle olunca benzerlik var, onu demek istiyorum. Yani bir sufi bazı durumlarda bir ruhbana benziyor, rahibe benziyor. Bazen bir Hindu mistiğine benziyor. Buradan yola çıkarak bir kısmı diyorlar ki, ha bakar mısınız Müslümanlık, işte Hristiyan, özür dilerim, tasavvuf Budizm'den gelmiştir. Hristiyanlıktan gelmiştir diyenler var. Çünkü böylece tabii Hristiyanlığa da bir şey çıkmış oluyor. Yani oradan efendim Hristiyanlığın üstün olduğunu yani aktarmak istiyorlar. İşte suf, yün, rahiplerin giydiği kıyafettir. Buradan çıkmıştır diyenler var. Sofya deyip... Yani rahiplerin yeleği her ne kadar siyah, sofilerinki lacivert olsa da aslında olsa da, tabii, yakınlığı vardır. Ama tabii ne diyeyim, insan kıyafetle birbirine benzemez mi yani? Çok ciddi saçmalıklar bunlar. Yani tabii şimdi yani insan, hatta bunun sadece tasavvufla alakalı değil. Hukuku barasında da mesela işte İslam hukukunun Roma hukukundan geldiğini söyleyenler var değil mi? Yani ne bileyim işte fıkhın, tefsirin işte İsrailiyetten geldiğini söyleyenler var. Yani Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın Hira Nur Dağı'ndaki inziva, o mesela sonrasında da Ramazan-ı Şerif'teki itikafını bile o ruhbanlıktaki o kendini manastıra kapatmayla benzeştirmeye çalışanlar var. Netice itibariyle o bir adamdan bahsedilir. Orta Asya'nın düzeltiyorum. Orta Çağ'ın son yüzyıllarına da tarihçiler onun adını verir. Neydi o? Bir kitabı vardı. Benedikt. Değil mi? Şimdi mesela bunu ben belki konuşmamızın bir yerinde ayrı konuşmak isterim. Biz Müslümanların oksidantalizm yapmamız lazım. Nasıl onlar bizi çalışmış, bizi bilmiş ve güçlü olmuşlar. Evet. Bizim de onları öğrenmemiz lazım. Ben bu konuda bir tasavvuf araştırmacısı olarak bir ara merak ettim. Dedim bunların tarikatları nasıl? Ve peygamberimizin doğumundan önce vefat eden, yani 550'li yıllara vefat eden bir Saint Benedict var. Roma'da doğmuş. Bir tarikat kurmuş. Hakikaten çok güzel mücahedeleri var. Kendince Allah'a ibadet eden bir zat. Ve çok ortodoks bir insan. Yani müteşerri bir Hristiyan diyelim. Çok ilginç. Köyde yaşarken şehirdeki pisliklerden haberi yok tabii. Tabii şehre geliyor. Şehre geliyor. Bakıyor ki bu olacak gibi değil. Evet. İşte oradaki ahlaksızlıklar görünce Roma'nın bir ne kadar? Dağlara 40-50 kilometre dışında bir yere. Bir dağa gidiyor. Çok ilginç bir hayatı var. Ben onun hayatını inceleyince, şimdi biz mesela Hristiyanlığı da tam iyi bilmiyoruz. Hristiyanlık hep sevgi dini diyorlar değil mi? Aşk dini, sevgi dini, muhabbet dini diyor ama kaynaklarına baktığınız zaman bunu göremiyorsunuz. Çünkü teorik olarak konuşmak kolaydır. İslamiyet sevgi dersiniz, şu bu demek kolay ama siz toplumu yöneteceksiniz. Diyelim ki bir manastırda 1000 tane rahip yaşıyor bir arada değil mi? Siz burada sırf sevgiyle yönetebilir misiniz burayı? 1000 kişilik bir okul yönetiyorsunuz. Hafızlık hatta biliyorsunuz. Orada bile ne kadar ciddi disiplin cezaları var. Şimdi ben bunu şunu gördüm. 60 küsür kural vardı. Bu Saint Benedict the Rule. Kural isminde yani tarikatname yazıyor. Tabiri caizse. Avarif-i marifle karşılaştırılan. Evet yani o manastırı için günlük kurallar yazıyor ve inanır mısınız? Çoğu bunun dayakla alakalı. Orada daha ilginçse söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in mucizelerini buldum bu o çalışmamda. Kur'an-ı Kerim diyor ki Estaizu billah ve rahbaniyeten ibtedauha ma ketebnaha aleyhim illa ibtiga rıdvanillah fema ra'uha hakka riayetiha. Biz bu ruhbanlığı onlara farz kılmadık. Onların bazı iyi niyetli insanlar sırf Allah'a kulluk olsun diye iyi niyetle bunu icat ettiler. Ama gereğini de yerine getiremediler. Çünkü çok zordu yaptıkları icat. Yani fıtrata aykırıydı. Evlenmeyeceksiniz, mülkiyet sahibi olmayacaksınız, et yemeyeceksiniz falan filan. Böyle olunca tabi bunu insanın güç yetiremez. Yani insan bazen ashabtan hangi sahabeyi hani bir gün diyor ben 3-4 sahabe, hatta Ebu Bekir Efendimiz var onlar arasında. Bir gün çok etkilenen peygamberimizin bir konuşmasından diyorlar ki kenarına ya şey vallahi diyor birisi bence evlenmeyeceğim bundan sonra. Bir yer diyor ki ben diyor bundan sonra hiç
Efendim işte yemek yemeyeceğim, ben oruç tutacağım yani. Birisi ben uyumayacağım, devam namaz kılacağım falan. Peygamberimiz bundan çok kızıyor. Ya diyor, nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Yani bana benzemeyen benden değildir şeklinde çok ağır konuşuyor onlara karşı. Yani en çok Allah'tan korkan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İftar da yapardı yani, oruç da tutmazdı, oruç tutardı. Eşleri vardı. Bunlar maneviyata aykırı değil. Yani bizim tasavvufumuz fıtrata uygun. Evet. Bunlar ise fıtrata uygun değil. Nasibini dünyadan unutma. Emrine. Böyle olunca ne yapıyorlar bunlar? Manastıra, şimdi bir kere manastıra girince tek yönlü bir giriş var. Çıkış yok. Mesela biz tekkeye gidiyoruz. Hoşlanmazsak evimize geri dönüyoruz. Efendim üstadım kusura kalma, burada yapamadık diyoruz. Ama siz manastıra girerken eşinizi boşuyorsunuz. Bütün mal varlığınızı kiliseye bağışlıyorsunuz. Girdiğiniz zaman artık kaçış yok. Tabi buradaki insanın psikolojisini düşünebilir misiniz? Ne kadar pişman olanlar var, şunlar bunlar. Bu sefer başlıyorlar kendi aralarında kavga etmeye falan filan. Ve bu 60 küsur kuralın yarısı dayak cezası. Ben bunu şimdi fakültemize çok Hristiyanlar geliyor Avrupa'dan. Papazlar geliyor bazen. Hep soruyorum da hiç cevap alamadım şimdiye kadar. Ya diyorum, sizin dininiz, evet, hep sevgi diye övünürsünüz. Nedir bu kuraldaki, yani hem de düşünebiliyor musunuz? Mistik hareketler daha böyle nezaketli, daha zarif olması gerekirken baştan aşağı dayak deyince pek çoğu cevap veremiyor. Evet. Tabii ben onun cevabını biliyorum. Çünkü siz insan fıtratına aykırı kurallar kursanız bunu tabii zorla ancak insanlara yaşatırsınız. Normal olarak bizim mesela tasavvuf tarihimizde dayak var mı veya şeyhi öldürme haşa. Yani orada şeyhlere suikast düzenliyorlar. Evet. Yani şöyle kafadar diyelim ki 30-40 tane rahip baştan sağlam bir, onlar baş rahip diyorlar. Hı-hı. Bunlar onları şunu yapmayın, bunu yapmayın, içki içmeyin, ava gitmeyin falan deyince, hı-hı, bunu dirsekle efendim şeye itmek istiyorlar. Bir ne bileyim dağ başından aşağıya falan. Evet. Böyle çok ilginç şeyler okudum. Yani şunu demek istiyorum. Bizim de onları öğrenmemiz lazım. Onların mutlaka, bizi bildiği kadar en azından. Mutlaka. En azından hani bir ifade kullandınız. Lisan ile ilgili, dille ilgili. Hani tehlikeden emin olma, tabii, anlamında. Yani hakikaten içler acısı bazen duyuyoruz böyle işte din değiştirmiş, işte Hristiyan olmuş, işte boynuna bir haç geçirmekten ibaret zannediyorlar. Bir özenti, bir batı sempatizanlığı vesaire. Bu kadar basit değil. O yüzden insanın hem kendisini hem ailesini muhafaza etme adına tabii uyanık olması önemli. Hocam biraz daha yine konumuzdan devam edecek olursak, yine tehlikelerine dikkat çekmek istediğim bir konu var. Mesela oryantalistler her sahada görülmüşler. Fıkhi sahada görülmüşler, itikadi, evet, sahada görülmüşler. Zaman zaman gramer, Arap edebiyatında görülmüşler. Tasavvuf sahasında mesela boy göstermişler. Ve hep de bulundukları alana göre davranmışlar. Mesela biraz da bu taraftan, bunların bu özelliklerinden bahsetsek. Yani şimdi ben şuna çok üzülüyorum. Mesela bir Hristiyan diyelim ki Katolikler hakkında kitap yazarken hiçbir İslam kaynağı kullanmaz. Kullanır mı? Hiçbir tane Müslüman ismi göremezsiniz. Ama bugün açın İslam ansiklopedisini, açın bizim akademik eserlerimizi. Diyelim ki Gazali hakkında bir makale yazıyorsunuz. Yani kullandığınız referansların yarısı yabancı, İngiliz, yarısı Türkçe ve Arapçadır. Ne kadar acı bir şey ki, yani biz İslam'ın en temel değeri, en temel kavramı hakkında bile onların görüşlerine, kitaplarına başvurmadan bir şey yazamıyoruz, söyleyemiyoruz. Bu kadar merkeze yerleşmişler. Halbuki bir Müslümanın söylediği bir söz onların nezdinde hiçbir kıymeti yoktur. Diyelim Katolikler hakkında, Papa hakkında bir makale yazsa birisi, hiçbir İslam kaynağına bakmak ihtiyacı hissetmez. Yani vazgeçilmez hale gelmişler. Çünkü çok emek vermişler. Allah da tabii emek verenin hakkını bu dünyada veriyor. Böylece bir tehlike de oluşmuş tabii. Yani şimdi bir kısım insanlarımız, aydınlarımız bu eserler okuyor. İslam hakkında bu kaynaklardan bilgi sahibi oluyor. Tabii kasıtlı olarak bu eserler ülkemizde de yayılabiliyor. Bu kurumlar ülkemizde yayılıyor. Böyle bir tehlike var. Biz yani maalesef kendi kültürümüzü bugün savunmaya geçtik. Hakikaten savunmaya geçtik yani. Evet. Onlar karşısında bir direncimiz ancak bu devlet gücüyle olacak bir iş. Yani bugün ben üzülüyorum. Her geçen gün adetlerimiz Hristiyanlaşıyor mesela. Evvelden gelinliklerimiz beyaz mıydı? Değildi. Daha, evet, 30 sene öncesine kadar değil mi? Bizim düğün adetlerimiz farklıydı. Bugün bir kilise seremonisi hariç düğünlerimiz tamamen onların düğünlerine benzedi. Evet. Davetlerimiz, yeme içme adetlerimiz, çatal kaşık kullanma değil mi? Hepsi onlara benziyor. Yani şu anda esasında oryantalizm yani kültürel olarak devam ediyor. Bu televizyonun icadıyla beraber çok daha
boyutlara ulaştı. Evvelden oryantalizm belki sadece entelektüeli etkiliyordu. Evet. Okumuş aydınlar etkileniyordu bundan. Bugün köydeki bir çocuğumuz da, ücra köşedeki bir Arap, Türk, Kürt kardeşimiz de film seyrediyor. Efendim Dallas'ı seyrediyor. Ne bileyim evvelden böyle bir şeyler var. Ben çoktan da seyretmiyorum dizileri. Evet. Veya o Brezilya dizileri var. Onları seyrediyor. Edep, ahlak hepsi o Batı kültürüne ve oryantalizme. Tabi o filmlerde her zaman kilise övülüyor değil mi? Papazlar ön plana çıkıyor. Halbuki bizim filmlerimizde tam tersidir. Hocalar kötü gösterilir. Din düşmanı, böyle namus düşmanı affedersiniz gibi gösterilir. Yani çok ciddi bir şu anda kültürel savaş da var. İnşallah böyle firaset sahibi devlet adamları, ondan sonra himmet sahibi zenginlerimiz çıkar da hem kitabiyat sahasında hem bu sosyal medya sahasında vakıflarımız oluşur. Yani sadece tabii ki hafızlık yapan kardeşlerimiz bizim çok önemli. Ama sadece Kur'an kurslarına, imam hatiplere değil, belki bu tür sosyal faaliyet gösteren ama tabii odaklanmış, amacı, hedefi belli vakıflar da kurmamız gerekiyor. Yoksa ne olacak? Evet. Yani yavaş yavaş farkına varmadan altımızdaki halıyı, örtüyü çekiyor Batı alemi. Tabii şimdi bunu tek başına yapmak zor. Hep birlikte, el birliğiyle olacak bir şey. Kesinlikle. Kimileri İslami ilmel yönünde tahassüs ve uzmanlaşma ona yaparken, sözümüz yok, haşa. Diğerleri bahsettiğiniz alanda, tabii. Diğerleri kültürel ve sosyal alanda, diğerleri teknolojik işte efendim, bütün hepsi hep el birliğiyle inşallah güzel noktalara taşınacak. Orada acı bir noktaya değineceğim. Ya biz de Hristiyanlık çalışanlar bir süre sonra onları cennete sokmaya çalışıyor. Yahudiler, Hristiyanlar, Mecuslar hepsi cennete gitsin. Yani yine onların beslendiği için ya hiçbir Hristiyanın ben yani İslam doğrudur, peygamberimiz Hazreti Muhammed hak peygamber dediğini hiç duymadım. Hocam hep diyalogda biz veriyoruz. Kesinlikle öyle. Siz mesela şunu söylediniz. Dediniz ki bir oryantalist önce dilini öğrenmiş. Hindistan'a giderken önce Farsça ve Arapça öğrenmiş. Biz Müslümanız ve bizim dinimizin dili ne kadar biliyoruz? Ya bu soru işaretine zaman zaman sormak lazım. Hani İngilizce öğrensin, eyvallah öğrensin. Ama önce kendi dinini bilecek. Kendi dininin dilini. Ahlakını da bilecek. Ondan sonra her şeyi öğrenebilir. Kur'an'ı, tabii Kur'an'ı anlayabilmesi için o Kur'an'ın dilini bilecek. Resulullah Aleyhisselam anlamak için keza öyle. Sonrasında da diğerlerine sırayla gidecek. Hocam yine bir soluklanma arası verelim. İnşallah. Sonra son bölümde toparlarız inşallah. Kıymetli izleyenler kısa bir ara, sonrasında devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, aranın ardından tekrar birlikteyiz. İlmin ışığında Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla birlikte artık son bölümde, son toparlama cümleleri mahiyetinde. Hocam, oryantalistler dedik, işte onların yaptıkları, ettikleri tarihi seyri vesaire dedik ve onların tahrifatının karşısında hak erleri nasıl bir mücadele vermişler? Tasavvufu bu şekilde İslam'dan ayrıştırmaya çalışarak Müslümanları Hristiyanlaştırma uğraşı karşısında Allah dostları, özellikle yine Hindistan dedik ya, Hindistan'dan devam edelim istiyorum. Hindistan, belki doğru, bir de belki söylemeyi unuttum esasında. Bu sömürgeci güçlerin karşısında her zaman tarikatlar çıkmış. Evet. Değil mi? Libya'da. Evet, onu diyeceğim. Cezayir'de, Sudan'da, Kafkaslar'da Şeyh Şamil, hepimizin bildiği büyük büyük kahramanlar var. Kesinlikle. Esasında tasavvufu çok çalışmanın bir sebebi de karşılığı tasavvufu düşman olarak görmüşler. Çünkü şöyle bir şey var. Şeyh Efendi var, halifeleri var. Sanki bir ordu gibi yapılamıyor. Evet, tasavvufun böyle bir siyasi hedefi yok. Ama ister istemez organizasyon sağlam olduğu için Şeyh Efendi'nin bir emriyle 100 bin işte mürit bir anda cihat eri olabiliyor. Kurtuluş Harbi'nde bunun en bariz örnekleri. Evet. Mevlevi alayları var. Özbekler tekkesinin silah kaçakçılığında değil mi? Bütün silahlar oraya geliyor. Oradan dağıtılıyor. Evet. Pek çok yani Osmanlı subayı Özbekler tekkesinden kaçıyor Anadolu'ya. Rus Harbi'nde Said Nursi Hazretleri ile beraber Şeyh Muhammed Diyahattin Hazretleri'nin mücadeleleri, bunların hepsini biliyoruz. Tabii. Özellikle İmam Rabbani Hazretleri'nden bahsetmek istiyorum. Tebarüken sizin de bir çalışmanız var. Yine ismini analım yere gelmişken, Profesör Doktor Necdet Tosun hocamla birlikte Şeriat ve Tasavvuf adlı bir çalışmanız var. Mektubat-ı Rabbani'den alıntılar. 199 mektubu. Gerçekten güzel bir çalışma. Emeğinize sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İmam Rabbani Hazretleri'nin onlara karşı olan mücadelesi. Özellikle Ekber Şah'a karşı mücadele etmiş ama neticede baktığımız zaman bunun tarihi derinliklerinde bunların yapmış oldukları da var. Doğru. Nasıl bir mücadele vermişler? Öncelikle şunu söyleyeyim. İlginçtir. Mesela müsteşrikler
oryantalistler İbn Arabi'yi, Mevlana'yı, yani böyle çok söz söylemiş, sözlerin çarpıştık nokta çok var tabii. Tabii Mevlana tabii. Büyük bir Allah dostu. Hı hı. Ben diyor Ahmet Muhtar'ın yolunun tozu toprağı olayım diyor. Evet. Ama tabii çok söz söylediği için rubayileri var, divanı var, mesnevisi var, 25 bin beyit. Tabii işte 50 bin, 100 bin beyit söyleyince bir insan oradan 50-100 tane beyit bulursunuz. Hatta Kur'an-ı Kerim'den bile çıkarırsınız. Kötü bir insan. Vela tekrabu salat demişim Bektaşi. Tabii. Niye namaz kılmıyorsun demişler de. Allah emrediyor demiş. Ne demişler ya, öyle şey olur. Allah Kur'an-ı Kerim'de vela tekrabu salat buyuruyor. Namaza yaklaşmayın. Ya demişler devamını oku biraz ayetin. Ben hafız mıyım demiş. Şimdi kötü bir insan Kur'an-ı Kerim'den de yani niyeti yanlış bir şey. Niyeti bozuk oldu mu? Tabii. Evet. Şimdi böyle olunca mesela İmam Rabbani çalışan ve onu meşhur etmek gayreti yok Batı'da. Niye? Çünkü İmam Rabbani onların fikirlerine karşı savaşmış. Belki o zaman direkt oryantalistlere karşı yazmamış ama oryantalistlerin yapmak istediği neydi? Tasavvufu diğer dinlerle karıştırmak, eklektik bir din ortaya çıkarmaktı. Budizm, Hinduizm, Hristiyanlık, Yahudilik. Çünkü kendi dinler tarif olunca. Böyle diyorlar ya hocam. Evet. Yani öyle bir şey yapmaya çalışmış. Şimdi İmam Rabbani'nin bu mektubatı onların bütün bu tahrifatlarına cevap veren bilgilerle dolu. Şaheser. Şaheser. Mesela Hindulara karşı ayrı eleştirisi var, Hristiyanlara karşı, teslise karşı, eklektikliğe. Mesela o zaman da Müslümanlar Hindu adetlerini kutluyorlar. Hindu bayramlarını kutluyorlar. Bunun küfür olduğunu söylüyor. Efendim işte itikadi konulardaki bozulmalara karşı. O mektupları biz özellikle seçtik. İnşallah da ben tavsiye ediyorum kıymetli seyircilerimize. Yani bugün bile cevabını zor verebileceğimiz pek çok sorunun en kolay cevabı İmam-ı Rabbani'di. O yüzden biz geçen sene 2013 Kasım'ında İmam-ı Rabbani sempozyumu düzenledik. Daha önce Mevlana sempozyumu olmuştu 2007 yılında yanlış hatırlamıyorsam. Yüzlerce batılı uzman çağırmıştık. Evet. Ama İmam-ı Rabbani de tek tük batılı uzman bulabildik. Çünkü yani fikirleri yayılsın istemiyorlar. Onun fikirlerini tahrif etmek mümkün değil. Yani kırmızı çizgileri çok net bir kimse İmam-ı Rabbani. Çünkü yaşadığı coğrafyada böyle yani light ve efendim geniş olmaya bir imkan yok. Çünkü Hindular var, her şeye tapıyorlar, puta tapıyorlar, fareye, maymuna, her türlü hayvana. Şimdi böyle bir yerde siz birazcık böyle hani hallaç gibi konuşsanız, İbn Arabi gibi konuşsanız daha da sapıtacaklar. O yüzden çok böyle ölçülü konuşmuş, çok dengeli konuşmuş. Böyle bir çalışmamız oldu ve bu eser ve bu tür çalışmalara bugün çok ihtiyacımız var. Evet. Çünkü bugün tasavvuf, önceden müsteşriklerin attığı tohumlar bugün de yerli oryantalistler tarafından İslam'dan uzaklaştırılmak, bir felsefe, bir kültür, bir sema kültürü, müzik kültürü, rahatlama, yoga yap, sufizm, rahatla gibi. Sufizm. Hatta sufizm demeye başladılar. Yani bazen ilginçtir, Müslümanlar da sufizm diyor. Ya sufizm diye bir kelime yok. Tasavvuf. İtida etmeye geliyor, ben diyor sufi olacağım. Evet. Önce Müslüman olmak lazım. Yani Müslüman tabii, olmayacak. Tabii, ya tabii. Bunun bugün hala daha nasıl bir dinamik tutulduğunun Batı'da doğru bir göstergesi aslında. Böyle olunca bu tür çalışmalara çok ihtiyacımız var. İmam Rabbani ve onun izinden giden diğer meşayihin eserlerini tercüme etmek, yaymak ve onların arkasına gitmek bence bugün çok önemli. Eğer böyle yapmazsak, şimdi Hristiyanların böyle bir derdi yok. Yani onlarda bir kanun, ahlak bir şeyse olmadı şimdi nizamı tam olarak. Hristiyanlık bugün hala temayüller yönetilen bir evet her kan ortamda yaşıyor. Haçı boynunuza taktığınız anda siz Hristiyansınız ama İslamiyet zor bir şey. Yani harama düşmeyeceksiniz, domuz eti yemeyeceksiniz, içki içmeyeceksiniz, zinaya bulaşmayacaksınız. Çok ilginçtir. İzleyenlerle paylaşmış olalım bu vesileyle. Şimdi Hristiyanlıktaki yaklaşım, amele gerek yok. Fikir sahasında ve iman olduğu sürece amele gerek yok. Yasaklığına gerek yok çünkü barış oldu artık. Tabii. Yani biz, yani Müslümanlığı şöyle görüyorlar. Biz gerçekten dinimize bağlı olmadık. İncil'e gerektiği gibi sahip çıkmadık. Hatta kiliseleri belki de bir kenara bıraktık. Boşalttık. O yüzden böyle bir imtihanla karşılaştık. Resulullah Aleyhisselam'ı ve İslamiyet'i böyle görüyorlar. Orta çağlarda öyle söylüyorum. Tabii. Tabii. Ve diyorlar ki işte Allah inancı var neticede. Allah kullarla barış yapmak için İsa Aleyhisselam'ı gönderdi. Evet. Oğludur diyenler de diyorlar ki özür için bir kurban gerekirdi. Oğlunu kurban aldı. Dolayısıyla biz Tanrı ile öyle söyleyelim onların ifadesiyle. Barışa girdik. Barışa girdik. Dolayısıyla artık bu saatten sonra yeni bir dine, kanuna, nizama gerek yok. Doğru. Böyle bir yaklaşımla doğru seyrediyorlar. Maalesef. Hani bize de bazı sapık tarikatlara bizim namazımız kılınmış derler. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Hatta yetiyekel yakın değil mi? Bunlarda da öyle bir şey var. Yani bizim artık
Zaten Tanrı kendi oğlunu kurban etmiş. Başka fedakarlığa, gayrete, amele gerek kalmamıştır şeklinde bir inançları var. O yüzden tabi İslamiyet'in elhamdülillah diniz, işimiz kolay. Tabi nefsaniyet bu çağda çok önde olduğu için işimiz de biraz zor. Evet. Çünkü hani bir fıkra anlatayım, onu da bitirelim isterseniz. Benim son bir sorum daha olacak. Buyurun, siz söyleyin hocam. Yani hani temel, yine yani yanlış anlaşılmasın burada bir şey. Yani böyle genelde hani anlaşılması için. Sohbeti sahilde, biraz ağır sohbet diye dinleyicilerimiz de soluklanırlar. Sahile inmiş, orada Rumlar Ramazan günü karpuz kesmişler falan, böyle soğuklanıyorlar. Ulu hemşerim, dininizin kıymetini bilin demiş. Yani Hristiyanlık nefse uygun bir din. Diğer dinler nefsanileştirilmiş. Esas uygun değil. Evet. Periz, oruç gitmiş, periz kalmış. Ahlak kalmamış falan filan. Şimdi tek sağlam İslamiyet kaldı bugün. Evet. Maalesef onun da altına uymak için itikadını, işte cihat, İslam'da cihat yoktur, İslam'ı sevgilindir, İslam toleranslı diye diye içini boşaltmak istiyorlar. Bu konuda hakikaten dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Hocam, son olarak oryantalistlik ya da oryantalizm sürekli gündemde olan bir mesele. Özellikle Batılıların İslam'a bakışı noktasında etkili. Ölçü olarak seyircilerimize nasıl bir tavır, özellikle oryantalist görüşlere karşı nasıl bir tavır, bir hazırlık içerisinde olmaları gerektiğine dair, hani bugünün hülasası olarak neler söyleyebiliriz? Bununla beraber tamamlayalım, bitirelim istiyorum. Yani ben dinleyicilerimize ve seyircilerimize şunu tavsiye ediyorum. Önce kendi kaynaklarımızı sağlam bilmeden bu tür kitapları okumamak lazım. Evet. Çünkü kendi kökünüzü sağlam bilmeyince onların fikirleri hoş geliyor kulağa. Çünkü siz şimdi doğrusunu bilmiyorsunuz. Evet. Doğrusunu bilmeyince niye kıyas edeceksiniz? Kesinlikle onların kitaplarını okuyarak, bugün en büyük maalesef bir fitne de zamanımızda, yani şu anda oryantalistlerin yaptığı başka bir fitne de, hep İslam'ın tartışmalı konuları gündeme getirerek bunları tartıştırıyorlar. Bir de bilgi bombardımanı altındayız. O da var. Mesela işte niye kadınlar imamlık yapmıyor falan. Bunu konferanslar düzenliyorlar. Kadın hakları şuydu buydu. Yani İslamiyet'i deşelemek için. Şimdi bunu bilmeyen bir insan hakikaten ya niye kadınlar imam olmasın gibi düşünebilir. Kurban meselesi de. Tabii kurban da böyle, bütün konular, oruç böyle işte. Her şey güzel, hoş da ya bu hayvanlara nasıl kıyıyorlar, ben bunu kabul edemiyorum. Ya, kibar ve nazik bir şekilde dinden dışarı çıkıştır bu yani. Daha ötesi yok. Hacca niye gidiyorlar işte, Araplara para mı yediriyorsunuz efendim? Ya bu oruç artık bu zamanda, yani güneş, hava sıcak, efendim işte metabolizma şuydu buydu, olur Şun mu? Şunu tutsanız bir yani, 10 tane daha ekleyip. Evet, böyle bunlar fitne yaratıyorlar. Bunları dinimizi sağlam bilmeyen insanlar okuduğu zaman tabii akılları, ya da dinlediği zaman akılları çeliniyor. O yüzden ya da dinlediği zaman bir kere o kitapları uzmanlar okumalı. Evet. Çok uzman olacak yani. İslam'ı çok iyi bilecek. O okursa, yani El-Gazali, ne yapmış Gazali Hazretleri? Ona Batı felsefesi aleyhine bir eser de yazmış. Ama onları öğrenmiş iyice. Bir kere normal Müslüman kardeşlerimizin, yani yok Arberi'ymiş, yok Nicholson'mış, yok bilmem şuymuş, onların eserlerine bizim ihtiyacımız yok. Bizim urafamız, ulemamız, salihlerimiz bize yeter. Evet. Değil mi? Yani hiçbir Hristiyan bizim din adamlarımızın kitabını okuyarak Hristiyanlığı öğrenmiyor. Biz niye öğreneceğiz? Bu bir. Okuyanlar da nereden beslendiğimizi tabii iyi bileceğiz. İyi bileceğiz. Heybemizi her tuttuğumuzu atmayacağız. Aynen. Neyi aynen okuduğumuz, neyi dinlediğimiz, neyi izlediğimiz önemli. Bir de mütehassıslar yetiştirmemiz lazım özel. Onların bu sapık fikirlerine karşı cevap vermemiz lazım. Evet. Bu cevabı veremezsek, onların iddiaları zayıf da olsa, yalan da olsa, iftira da olsa, hani çamur at izi kalır hesabınca, bir gün geliyor insanların beyinde, bilhassa da İslam'ı bilmeyen cahil kardeşlerimizin beyninde, gönlünde iz bırakıyor maalesef. Kesinlikle. İslam'a şüpheyle bakmaya başlıyorlar. Kesinlikle. O yüzden yani halkımız okumasına çok gerek yoktur. Okuyanlarımız da İslam'ı iyi bilerek okumalı ve buna cevap yazmalı. Yani İmam Rabbani diyor, sakın diyor kafirleri övmeyin. Yani güzel bir şey bile olsa bunları çok reklam etmeyin diyor yani. Bugün maalesef bunları yanlışlıkla biz çok yapıyoruz. İnşallah okuyucularımız, dinleyicilerimiz, seyircilerimiz bu konularda dikkatli olur da ümmeti tekrar eski o ihtişamlı günlerine geri döndürürüz. İnşallah. Batı özentisi, Hristiyanlık özentisi. Yani bu Allah'ın vaadi hocam, olacak. Evet, evet. Biz de orada pay sahibi olabilirsek. Öyle ama bizim pay almamız tabii. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu yorduk sizi. Verdiğiniz için estağfurullah. Ağzınıza sağlık. İnşallah bir başka programda, başka ortamlarda tekrar da birlikte olmak ümidiyle. Kıymetli dostlar, bugün de İlmin Işığında programının sonuna geldik. Çok güzel bir konuydu. Önemli olduğunu düşündüğümüz bir konuydu. Sizlere aktarmaya çalıştık. Ne kadar yapabildiysek inşallah istifade edilmiştir. Bizler gerçekten istifade ettik.
bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun.